Efendim. Özgür yavrum. Ay tatlı oğlum benim. Uyuyor musun canım? Önemliyse sonra konuşsak mı anne? Yok yok oğlum, şimdi konuşalım. Çok önemli. Tamam anneciğim. Konuşalım, söyle, dinliyorum. Aa Özgürcüğüm, hani sana ben bir kızdan bahsetmiştim ya, tanıdığımız bir kızdan, hani mimar demiştim. Ha? Bu mu anne, yani önemli konu dediğin bu mu? Ay senin için önemli olmayabilir ama benim için önemli çocuğum. Annem, bu konuyu biz daha önce konuştuk diye hatırlıyorum ben. Cevabım hala değişmedi, aynı. Özgürcüğüm tamam. Yavrum o değil konu ya. Ben şimdi sana başka bir şeyden bahsedeceğim çocuğum. Bir dinle önce. Allah Allah. Yavrum şimdi bu kız yeni mezun olmuş, tamam mı? Mimar mı, iç mimar mı ne? Ondan sonra çok da işe ihtiyacı varmış çocuğum. Senin çevren çok geniştir biliyorsun. Yani bu kıza bir yardım etsek yavrum ne olursun. Yani sevaptır be güzel oğlum. Yardımcı olmak çok isterdim anne ama olmaz ya. Neden? Neden olmaz çocuğum? Şimdi anne. Şöyle. Ezgi'nin çok kıskanç bir yapısı var biliyorsun. Rahatsız olabilir bu durumdan. Bu arada E'leri bayağı bir üzerinde. Hiç durduk yere ben germeyeyim anneciğim onu. Bir dakika, bir dakika. Şimdi ben anlamadım bu durumu. Ne demek yani? Sen bir tanıdığınla da mı görüşemeyeceksin oğlum? Annem ya işte. Huzurumuz kaçmasın, ağzımızın tadı bozulmasın istiyorum ben. Gerek yok yani o yüzden. Tamam, tamam kapat, kapat, kapat sonra konuşuruz. Şimdi ben de şey yapamayacağım. Hadi bay bay, bay bay. Başıma gelen ya, başıma gelen. İnanamıyorum Fidnat, inanamıyorum. Ne diyor bana biliyor musun? Hani Ezgi çok kıskançtır. Şimdi huzurumu bozmayayım diyor ya. Bu çocuğa ne oldu böyle? Deşitsinek bile yaklaşamıyor bu çocuğa. Aa, nasıl etkisi altına almış çocuğumu? Nasıl sindirmiş çocuğumu? Benim çocuğum Ezgi'nin ödü kopar hali gelmiş. İnanamıyorum. Benim çocuğum böyle olacak çocuk muydu? Değildi Sevimcim, değildi. Büyülemiş bu çocuğu. Yok hayatım, yok. Benim kesinlikle ümidim kalmadı. Bunlar hayatta ayrılmaz. Sus bir sus. Kesinlikle benim çocuğum bu kızdan ayrılmak durumunda. Ne yapacağız? Akıl ver hadi. Ne duruyorsun, ne bakıyorsun bana? Bak, akıl ver, ne yapalım şimdi biz? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir düşüneyim, düşüneyim. Şu konsantre olayım bir dakika. Ah, buldum. Hemen İstanbul'a gidiyoruz ve bunları ayırana kadar buraya dönmüyoruz. Çok iyi fikir. Çok iyi fikir. Ay. Çok iyisin Fitnat. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Rezervasyonları yapıyorum. Ya, hadi. Sakin ol, sakin ol, tamam mı? Sakin ol. Sakin ol. Sen sakin ol ki ben de olayım, tamam mı canım? Sakin ol. Günaydın. Günaydın. Ben de sana geliyordum. Konuşmak istediğim bir konu var. Konuşalım ama ben işe geçiyorum. İstersen benimle birlikte gel. Birlikte gidelim yani. Burada konuşuruz. Tamam. Annem baskı arttırdı. Yani ayrılmam için ısrar ediyor. Vallahi ne yalan söyleyeceğim, şaşırdım artık. Benimki de ya, vallahi sorma. Gerçekten mi? Yani hatta o kadar hevesliler ki yeni birini bulmuşlar onu benimle tanıştırmaya. Sorma yani, bir görsen. O derece yani. O derece. Ya yani şu an desek ki ayrıldık, gelirler burada kamp kurarlar yani kızı da alıp. Hatta bu sefer beni evlendirmeden de bırakmazlar yani. Bence o zaman biz sürdürebildiğimiz kadar sürdürelim. Çok iyi olur ya, biliyor musun? Ya sana da bir yandan kıyamıyorum yani, zorluğunda da bırakmak istemiyorum. Yok yok. Yani hiç önemi yok. Sonuçta bana o kadar iyiliğin dokundu. Benim de sana bir iyiliğim dokunsun. Dur, o zaman sürdürelim biz valla. Özgür Bey. Ha, haber Aydın. Vallahi daha iyi olabilirdim Özgür Bey tabii. Siz verdiğiniz söz tutsaydınız. Ne sözü? Mineralli su desem. Aşk desem, kelebekler desem. Ha, şu mesele, okey. Aslında ben bir söz vermedim sana. Elimden geleni yaparım dedim ki yaptım. Sonuna kadar mücadele ettim gerçekten ama başarılı olamadım yani, ikna edemedim ben. Bir şey diyeceğim. Daha üstruplu hayaller mi kursan acaba? Daha mütevazı hayaller. Ama olur gibi konuşmuştunuz. Hı hı. Ya Özgür Bey biraz yardımcı olsanız ya.
Hani bugün size yarın banaydı. Hı hı. Hani biz büyük bir aileydik burada. Hı hı. İşte öyle gibiydi de olamadı Haydar ya, yapamadık. Beceremedik yani. Şansına küs artık. Vallahi billahi ya. Başka şekilde telafi ederiz bunu. İşe gidiyorum ben. Tutma beni, gözünü sevdiğim. Hadi gidin Özgür Bey, gidin. Açıl kapı, açıl. Ferdinho, buenos días. Ne haber? Özgür Bey. Çok güzel. Çok güzel gözüküyorsun. Ah, ben? Teşekkür ederim. Buenos dias, ¿qué tal? ¿Qué tal vallahi Efe? Yani. Oğlum süper iş çıkartmışsınız vallahi. Harika olmuş. Yani çok yoruldunuz biliyorum ama neymiş yani gerçekten. Çok teşekkür ederiz Özgür Bey. Ezgi sayesinde. Gerçekten elinize sağlık. Yani hayallerimden daha fazlası olmuş. Özellikle sen Pablo'cum. Yani şapkan falan, mariachi şapkan. Olay. Bana gelirsen sana da veririm yardım edersen. Gelirseniz mi? Gelirsen, gelirseniz. Bana gelirsen. Ya zaaflarım bak nasıl da biliyorsun. Tavladın beni şu an, ayrılmayacağım o bardan. Geliyorum. Ha? Onu mu düşündün bana? Evet. Bakalım takalım. Bakalım. Görelim. Hı -hı. Nedir? Nasıl oldu? Güzel. Hı? Her şeye mi yakışır canım? Yani benim sevgili patronuma her şeye mi yakışır? Aa! Muchas gracias, chica guapa. Teşekkür ediyorum, çok zarifsin. Yani. Workshop için nereyi düşündünüz? Bahçeyi hazırlattım, 8 kişiyle de sınırlattım. Süper. Katılacaksın değil mi workshop'a? Evet, tabii ki. Ama önce bir annemi aramam lazım. Güzel. Bunu değiştirsek mi acaba? Biraz şey duruyorlar. Ne yapıyoruz bugün? Bugün taco öğreteceğim herkese. Ya. Hoş geldiniz. Selam. Hoş geldiniz. Selamlar. Hoş geldiniz. Eyvallah. Ne haber? İyilik, sağ ol. Allah nasıl her yer capcanlı ya. Ozan şefim. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sabırsızlanıyorum gerçekten şu an. Ne güzel. Ezgi'ciğim, nasılsın? İyiyim yeşim, sen nasılsın? Hoş geldiniz. Ne güzel olmuş buralar. Herhalde şüphem mi vardı? Hayır canım. Mutfak Ozan'a emanet zaten. Hı. Herhalde böyle olacaktı. Barımız zaten biliyorsun malum. Şaşırdın mı yani iyi olmasına? Gerçekten sabırsızlanıyorum şu an sizden bir şey öğreneceğim diye. Ne güzel. Alo Deniz, neredesin? Başlamak üzere. Ya şimdi İrem orada, ben gelmesem. Ya saçmalama. İlk organizasyonumda beni yalnız bırakamazsın. Zaten Cansu da geç gelecek, hadi gel. İyi peki, tamam. Tamam, bekliyorum, bay bay. Ben size önlüklerinizi vereyim. Canım, bana yardım eder misin? Tabii. Şöyle yapalım. Ozan şef, merhaba. Sanırım sana ihtiyacım var yine burada. Her zamanki gibi. Dayım, buyurun. Evet. Ben buradayım. Hazırsak herkes yerlerine geçsin. Ezgi'cim, yerini alalım. Yok, ben birazdan katılacağım. Sen kaytarmaya çalışıyor olabilir misin? Hayır, olamam. Ezgi'cim, senin galiba bu işlerde elin yatkın değil çok. Aa, hiç olur mu öyle şey yeşim? Aksine, doğuştan yetenekliyim ben yemek yapmaya. Birazdan görürsün zaten. Deniz'i bekliyorum. O yalnız kalmasın, biz onunla birlikte başlarız. Öyle mi? Ya aslında vaktimiz var, biraz o gelsin, hep beraber başlayalım. Ne güzel fikir. Öyle yapalım. Hadi yerimizde bekleyelim o zaman. Deniz gelsin, onu bekleyelim değil mi hep birlikte? Tabii bekleyelim. Deniz'i bekleyelim öyleyse. Ben çok iyi yardımcı olabiliyorum önlük konusunda. Yardım edeyim mi? Fark ettim, onu da teşekkür ederim. Kendim bağlayabilirim. Emin misin? Tabii. Debeleneceksin bak orada. Cebelleşme boş boşuna. Siz çok yoruldunuz, çok önlük bağladınız şimdi. Merhaba, kusura bakmayın geç kaldım. Hoş geldin Deniz. Selam. Hoş geldin Deniz. Merhaba. O zaman herkes geldiyse başlayalım. Tabii. Arkadaşlar sizi bugün Latin mutfağıyla tanıştıracağım. Evet. Öncesinde de Meksika yemeği olan, hepimizin artık bildiği, sevdiğinizi düşündüğüm taco'nun yapımını göstereceğim. Nedir hocam taco? Meksika usulü tantuni. Ha öyle. Ha.
sanki. Aşk zaten cennette bir gün, ben hep yanlışlıkla öldüm ah. Bas şu kalbimin derdi. Ah bitmez. Ne? Kemer. Kemer mi? Evet, süremiz doldu. Herkes elindekini bıraksın. Şaka yapıyorum. Eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Tamam. Zaten gayet iyi görünüyor. Şefim buyurun, tadına bakın. Allah Allah. Tamam. Aşırı iyi değil mi? Gerçekten iyi. Bravo. Dedim sana. Ummadık taş baş yararmış. Yarar vallahi. Dikkat etmek lazım. Benimki de çok başarılı oldu bence. Özgür. Yeşim, kabağı bütün mü koydun? Hayır, kesip koydum tabii ki. Nasıl? Çok iyi. Bravo. Gerçekten teşekkür ederim. Beklemiyordum. Çok yapıyorum. Teşekkür ederim. Gayet iyi. Ozan Şef, bence benimkinin de bir tadına bakmalısınız. Tabii. Kıskanç, kıskanç. İnsanın tadına nasıl bakar? Çili alerjim olduğu için koyamadım. Ama bence yine de güzel oldu. Bir bakın istersen. Çili biber alerji mi var? Evet. Üzücü olmuş çünkü mutfağın olmazsa olmazıdır. Öf, tahmin edebiliyorum ama hiç hastanelik olmaya da niyetim yok. Tabii ki. Gayet iyi. Bravo. Süper, çok sevindim. Ben bu arada yani mutfakta inanılmaz beceriksiz biriyim ama o kadar güzel anlattın ki resmen senin sayende başardım. Ne mutlu, harika. Çok güzel. Buyurun, buyurun, buyurun. Siz şuraya oturun. Size oraya uygun gördüm ben çünkü. Lütfen buyurun. Oraya oturun, orada için. Evet, güzel. Patron? Önemli olan hanımların fikri. Doğru, doğru. O zaman şey. Çok güzeldir. Emre, ne var bunun içinde? İçinde şöyle, birçok aromatik. Yani birçok şey kullandım şey tabii ki ama söyleyemem bunları. Ama en baskın tat çili biber. Ne? Tabii. Bir dakika, içinde çili biber mi? İçinde var çili biber. Dinleniyor anlamında. Hani dinleme öyle şey oluyor. İnanmıyorum, biliyorsun. Bir şey mi oldu? Bir soru mu var ya? Bir dakika, benim çok kötü derecede alerjim var ve... Benim acil bir şekilde hastaneye gitmem gerekiyor. Hastaneye gitmesin. Evet, çok kötü oluyor. Bizim hastaneye gitmemiz gerekiyor. Gide ya, o zaman gidin. Yürü, hemen gel. Gitsin bence. Gel, hadi. Tamam. Çünkü alerjisi varsa gitsin. Kabarır. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok canım, ben götürüyorum. Bıraktırayım mı siz, ister misiniz? Biz hemen şuradan bir taksi çeviririz. Haber verin muhakkak. Tamam. Bak orada duruyor. Tamamdır. Olabilir ya, böyle alerji durumları oluyor. Biz çok karşılaşıyoruz. Hastaneye mi gittiler? Evet ya, maalesef. Tırsım ben de bayağı bir fenalaş çünkü. Hayır yani, ben İrem'i kaç senedir tanıyorum. Hiç böyle bir şeyden haberim yok. Alerjisi olduğunu bilmiyordum. Ay evet ayol. Neydi o öyle? Böyle kızardı, bozardı. Yazık. Ya biraz önce bana söylemişti ama ben Emre'nin böyle acı bir şeyler hazırlayacağını tahmin edemedim ki. Ya nasıl? Acılı gündeyiz. Acımız büyük günü bugün ya. Nasıl yani? Bu yani Latin gecesi. Bu acı olur. Acı olur. Burada herkes tadım yaparak böyle önce yapıyor, tadıyor, ondan sonra içiyor. Hanımefendi, affedersiniz, laps diye içti, öbürünü kesiyor da onu da içsem mi acaba derken yani böyle olmaz. Onun dikkat etmesi gerekirdi bence. Senin bir suçun yok. Senlik bir şey yok zaten ya. Ay inanmıyorum, nasıl yakışmış, vallahi çok bayıldım. Beğendin mi? Çok yakışmış, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Konsept uydu. Aynen, konsept uydu. Çok yakışmış vallahi, bayıldım. Eline sağlık. Deniz. Arda. Ne haber? İyidir, sen ne haber? İyi ben de. Hoş geldin. Gel. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk. Ne kadar güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu ne şimdi? Spor hocası değil mi ya? Geçen gün gördüğümüz. Ha? Şimdi yardım lazım falan dolaşıyor. Ha. Hani yardım olması da yardım gerekiyormuş gibi böyle bir tavır. Sürekli bir yardım etmeye çalışıyor. O arkadaş işte, spor hocası bu. Evet. Evet. Niye gelmişim? Deniz'le mi geldi? Deniz'le gelmedi. Şu an geldi o. Bir şey yok yani, geldi. Bilmiyorum. Özgür. Ne? Aralarında bir şey var mı öğren abi? Aa, çocuğun tipine bak ya. Hem yani kere seninkinin tarzı değil zaten. Yani o göz var mı sevgili olacak? Deniz'de o göz var mı? Yok, olmaz yani. Arkadaştır bunlar. Özgür. Ne abi ya? Öğren abi. Ne attırayım mekanına istiyorsan bir el hareketiyle. Özgür. Şey yapma, biraz fındık ye. Özgür. Hı.
Hadi abi. Ne hadi abi abi ya? Ne? Gel gidelim beraber o zaman. Göster kendini. Sen de orada bir belir yani. Ağırlığını koy. Ha? Olur. Bekle. Tamam hadi. Nereden çıkıyor bunlar ya? Ha? Merhaba. Yardım lazım mı? Tanıştırayım Erdem. Deniz'in arkadaşı. Merhaba. Merhaba. Ozan. Memnun oldum. Ben de. Bu akşam eğlenceli olacak. Mekan çok güzel olmuş. Ezgi sayesinde. Yani aslında sana bir teşekkür borçluyum Ezgi'yi hayatımıza dahil ettiğin için. Tüm bunlar Ezgi'nin eseri çünkü. Yani bana değil Ozan'a teşekkür etmek lazım. Çünkü asıl bu işi yapan o. Et o zaman. Bir et yani. Teşekkür edersin. Ne demek? Ya asıl ben teşekkür ederim üçünüze de. Çok şanslısın. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ben o zaman bir şeyler getireyim. Ya da getirmeyeyim, sesleneyim. Çünkü mekan sahibiyim ya, o yüzden. Öyle de bir şeyim var. Şimdi sen spor hocasısın. Teşekkür ya ederim. Erdem benim çok eski arkadaşım. Yani ta böyle yüzme takımı, stop takımı falan o zamanlardan. Ortaokul falan yani. Mavi midyeler de komik bir takımda oynuyorduk. Böyle saçma bir amblemi vardı ya. Böyle evet, evet. Adını unutmaya çalışıyordum onun. Ya mavi midyeler ne ya? Mavi midyeler mi? Evet. Ben de o takımdaydım. Ne? Nasıl yani? Evet. Susamurlarını yenip şampiyon olduğumuz sene. Ben de 8 numaraydım o takımda. Bir dakika. Emin misin? Çünkü o sene 8 numarayı Mehmet diye bir arkadaşımız giyiyordu. Evet. Hatta evet. Deniz'in büyük aşkıydı. Ne? Senin çocukluk aşkın mı vardı? Hayır, çocukluk aşkım değil tabii ki. Yani çocukça bir şey. İşte. Mehmet sen misin? Ben anlamadım. Evet abi, evet. Yani Mehmet Ozan Dinçer. O zamanlar Mehmet'i kullanıyordum tabii ki. Yani. Hı. Aa, siz bayağı çocukluktan tanışıyorsunuz o zaman. Deniz. Tabii ya. Çilli Deniz. Gerçi çiller gitmiş biraz ama gözlerin aynı. Yani sen de çok değişmişsin. Ama gözlerin aynı. Siz çocukluk aşkı çıktınız. Oğlum sen takımı bırakıp gittin. Nereye gittin? İşte annem babam ayrıldı. Sonra İzmir'e gittik falan. Sonra bana orada Ozan diyeyim. Yeni life kafası falan işte saçma sapan. Çok ilginç değil mi şu an her şey? Mehmet demek. Olaylara bak. Hayatımı kurtarmıştım. Vallahi evet. Bir de hayatını mı kurtardı? Evet boğuluyordun. Yani boğuluyordun. Evet su yuttum. Oğlum sen nerelerdesin? Ne yapıyorsun? Anlat. Ya bir dakika sen ya. Şimdi kaleci Erdem misin? Evet. Abi gel şuraya ya. Saçmalama. Ne haber? Hey hop hayal ya. Evet şöyle karışımımın adı ilk aşk ilk heyecan. İçindekiler. İçinde çilek var, kiraz var, vişne var. Daha sonra tropikal meyveler. Ne mesela? Hangileri onlar? Mesela örnek verecek olursak. Frambuaz var. Efendime söyleyeyim yaban mersini. Morluk da var hafif o. Hafif morluğu katan o. Hafif morluğu kırmızı o katan o. Yani çili biber kullanmadım. Alkol kullanmadım. Emre'cim sen genelde reçeteni vermezdin. Ama işte kabarıyor insanlar alerji falan durumlarından. Başla. Çılgın çılgın hareketler. Gerçekten nereye gidiyoruz ya? O zaman yıllar sonra tekrar karşılaşmanıza. Vay be, olaylara bak ya. Yıllar sonra sen kalk, nereden nereye işte ilk aşkından, ilk heyecanından, şu anki neyse işte. Evet. Karşılaş. Abi. Çok ilginç. Yani demek ki seni ilk gördüğümde etkilenmem öyle boşuna değilmiş. Yani etkilenmek derken gözüme çarpmandan bahsediyorum. His olarak seni tanıyormuşum. Yani ilk aşk demeyelim. Ona ne diyelim? Hı, ilk aşk değil çünkü daha böyle çocuksu duygular gibi diyebiliriz evet. Aa Deniz ne çocuksu duygusu? Bildiğin aşık mısınız birbirinize? Ayrıca ya biliyorsun bence asıl o zamanki duygular gerçek. Düşünsene pırıl pırıl tertemiz duvarsız. İnsan büyüdükçe tecrübeler giriyor işin içine. O zaman da işler değişiyor. Katılaşıyoruz. Evet katılıyorum. Gerçi orası öyle, doğru söylüyorsun. Evet ya. Şu an hatırlıyorum da sen ne kadar neşeli, pozitif, eğlenceli, sempatik biriydin. Doğru, evet öyleydin. Aa, gerçekten mi? İşte her şeyin
yavrusu güzel oluyor. Ya hiç sen sempatik oldun mu mesela hayatın bir evresinde? Tanıyor musun o duyguyu, nasıl bir şey? Ha? Ya gerçekten pamuk gibiydi, o kadar tatlıydı ki. Ya ben şu an gerçekten o kadar kötü müyüm? Kötü demeyelim de Ozan, ne diyelim? Hani fazla gardlı, fazla duvarlı artık ne yaşadıysan yani. Yani bu arada ne zaman istersen konuşabiliriz, anlatabilirsin. Evet, biz çıkabiliriz mesela, konuşabilirsiniz. Yani anlatabileceğimi çok sanmıyorum ama sağ ol. Peki. Aa, mekanda yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başladı. Ortam hareketleniyor. Sen ne yapacaksın, üstünü falan değiştirecek misin? Ben üstü aynı kalacak, pantolonla ayakkabıyı değiştireceğim sadece. Ondan sonra okey. Deniz, keşke sen de giyinseydin. Hı? Ben işten geldim ya, ondan böyle. Tamam. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben bir şey keyif alıyorum şu anda. Yani bu mekanın böyle bir ilente gerçekten ihtiyacı varmış. Her şey bir anda değişti. Uzun zamandır böyle bir keyif almamıştım ben. İyi ki varsın, hayatımızdasın. Bir de küpen çok hoş, çok hoşuma gitti. Evet, bu kadar söyleyecek. Efendim? Aa, tamam. Tamam, anladım. Yok yok, sorun değil. Görüşürüz. Ne oldu? Gelemiyor mu Serdar? Ya evet, tam çıkacakmış da son dakikada bir hastası gelmiş, o yüzden gelemiyor. Ama elimden geleni yaparım dedi. Ya kızım, sizle bir buluşamadınız ya. Aa, geçen hafta buluştuk ya. Evet. Doğru. Ben unuttum. Tamamen aklımdan çıkmış, buluştunuz tabii ki. Evet. Müzisyenler de kurulmaya başlamış. Tamam, eğlence başlıyor. Evet. Evet. Ne oluyor? Hiç. Sonra alacağım. Söz. Ne güzel değil mi? Harika. Yavaş yavaş eğlencenin dozu hep artıyor. Bayılırım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.